Arkadaşım mikrofonun önüne. Şimdi ben hayatımda böyle saçma bir terbiye görmedim. Kumcu arkadaşım, yakala arkadaşlarımıza. Yakaladıktan sonraki durum nedir? Arkadaşım bir şey yok. Yaka mikrofonunuz olmadı. Bir şey yok zaten gördüğünüz gibi ya. Beyefendi siz olaya girmişsiniz direkt. Salih abi donunu yıkıyor herhalde. Beyefendi önce şu mikrofonun önüne gelin, durumu bir anlatayım. Buraya mı? Evet, buyurun. Yani hiç hamama gitmemişiz gibi. Yani, hocam, yani şimdi az önce de operacı getirdi buraya bir tane. Hayır, anlamadığım bir şey var. Buyurun hocam. Çıplaksınız. Evet. Peştemal var. Evet. Ayağınızda takunya. Çoraplar niye çıkmadı? Çok soğuk dışarısı. Bir de ben bayağıdır yıkamıyorum, hazır gelmişken o da aradan çıksın dedim yani. Arkadaşım, hamam burası. Sağ olun. Buyurun hocam. Beyefendi. Efendim. Hocam, çorapları çıkarayım mı? Ben niye peştemalı daha kuruvaze yaptım? Arkadaşım, Türk hamamlarını tanıtan bir şey çekeceğiz. O zaman niye Arap şeyhi burada? Ben arkadaşım. Efendim. Türk hamamlarını tanıtan bir film çekeceğiz. Daha güzel iki yaratık bulsaydınız daha iş yapsaydı. Beş dakika. Beş dakikada neler olur işte, beni o korkutuyor. Beyefendi siz tellaksınız. O ne demek, ben tam bilmiyorum. Beyefendi anlatın tellak arkadaşıma. Yani sen hamamda yıkanacak adam, ben seni yiyecek adam. İşte durumun adam adama olması biraz garip. Ben arkadaşım, sola gidin. Siz programın sunucususunuz. Kim? Siz. İçeriye giriyorsunuz. Merhaba. Bugün size bir Türk hamamını tanıtacağız. Türk hamamı ne kadar güzel, ne kadar hoş. Hep anlatın. Tellak arkadaşımızla tanışın. Sonra yatın, sizi yıkasın. Masajınızı yapsın. Anladım. Masaj yapılırken, yıkanırken hep Türk hamamını anlatın. Ne kadar güzel bir şey olduğundan bahsedin. Burada mı tanışıyoruz? Yok, evet. Biz böyle beraber bir cilveleşiyoruz uzun zamandır. Artık demişiz gibi de duş alalım yani. Hayır, şimdi usule göre tellak kapıda durur. Müşteri gelince görür zaten, der ki Hüseyin, Ahmet, kimse... Beyefendi kanadı... siz o zaman kapıya doğru gidin. Arkadaşım çıkın dışarı. Hayır, onun herkesin tellağı vardır. Türk şarkılarından, türkülerden devamlı. Güzel bir beraber münasebet de belki çok hayati şeyler anlatıyor Salih abi. Ben çok tedirgin. Yani Ahmet, Hüseyin falan. Olay çok karabalık bir durumda yani. Arkadaşım çık dışarı. Hamama geliyorsunuz. Beyefendi tellak olarak müşteriyi karşılayın. Arkadaşım, anons yapmayı, programı sunmayı sakın unutmayın. Her aşamasını seyirciye anlatın. Çık dışarı. Dur orada. Gel. Hoş geldin beyim. Merhaba bey. Buyurun. Evet arkadaşım, anons. Kese istiyor musunuz? Ama anonsuna şimdi şey yaptım. Ben soruyor muyum yani? Ne beyefendi, istiyor? Arkadaşım size pas atacak. Arkadaşım sunum programı, buyurun. Evet. Ben mi ona pas atıyorum? Beyefendi siz tellaksınız, durun. Evet. Durun biraz. Ama beni geçti, o gitti o tarafa doğru. Arkadaşım gir şu tellağa merhaba de. Yani ben önceden burada hazırlık yapıyorum. Yatırdım, yatırdım. Çam dibine. Çam dibine. Arkadaşım, beyefendi hazırlık yaparken siz arkadan dolaşıp mikrofona gelin, anlatın. Yatırdım. Buyurun. Merhaba. Merhaba. Buyur beyim. Bir emriniz var mı? Yok, anons yapıp gideceğim. Arkadaşım, anons yapıp geleceğim. Merhaba tellak bey. Ha. Ne biçim bir sunucusunuz? Ama orada yatırdılar falan. Ben çok gerildim yürürken yani. Tamam mesela, ben onu anladım. Merhaba tellak. Merhaba, hoş geldin. Sağ ol. Merhabalar. Sizlere inanılmaz Türk hamamını tanıtmak için buradayım. Neden bilmiyorum ama beni seçtiler. Herhalde güzelliğimden olsa gerek. Şimdi Türk hamamı gerçekten de... Evet. Tellak tanıtmıyor mu hamamı? O ne bilsin, müşteri yeni gelmiş. Şimdi Salih abi, senin don 2,5 metre olmasaydı çabuk yıkayıp anlatacaktın. Ama oyalandın, bana düştü iş. Ben ne yapayım ya? Arkadaşım devam edin. Devam ederiz Türk hamamlarında ve harika bir yerdir. Şimdi tellağı size tanıtacağım. Arkasından tellak beni yıkayacak, masaj yapacak. Söyle seyirciye.
Yani beni sen tanıtacaksın. Şimdi sizlere Tella tanıtacağım. Git Tella'nın yanına. Ortada buluşun beyefendi. Bırak savunmayı. Nerede? Ortada buluşun. Merhaba. Önce merhaba. Biraz sohbet edin oturup taşın üstüne. Merhaba. Evet arkadaşlar. Çok saçma bir görüntü. Tellak'la röportaj yap. Neler? Arkadaşım, yukarıda bum var. Sesinizi alıyor. Aşağıda da ben olayım dedim. Yani yardımcı olayım istedim ben. Merhaba. Merhaba. Bize biraz kendinizi tanıtır mısınız? Şey yapar mısınız? Tanıştırır mısınız? Arkadaşım, adamdan bize ne? Tellaklık nasıl bir meslek onu anlat. Tellaklık nasıl bir meslek ya? Allah'a şükür geçinip gidiyoruz işte. Tamam, sağ olun. Görüşmek üzere. Yeter mi? Arkadaşım. Ha. Tella öğrendiniz mi? Allah. Hayır. Öğren o zaman. Bana Tella söyle. Yani bana Tella söyle, ben senin kim olduğunu söyleyeyim anlamında. Yani tellak nedir? Türk hamamında şimdi tellan görev. Sen hamama geldin mi? Geldim. Yok, ben otobüsteyim şu an. Neredeyim? Halime baksana Salih abi. Bu i̇şte, mantıksız ilerleyen bir şey ya. Onu soruyorum şimdi, tellak olarak cevap veriyorum. Sen hamama geldin mi? Geldim. Ne yapacaksın burada? Yıkanacaksın. Ha. Seni kim yıkayacak? İşte benim de ben, sorum işte, bu. Ben işte, ben tellak diyorum. Ha, yani yıkayan kişi. Evet. Süpermiş ya, yani, evet. Süper. Sebep? Kese istiyor musun? Eve götürmek için. Ya işte bak. Şey mi bu? Kese istiyor musun ya, ben seni keseleyim mi? Ha, kese, ha, uyuşturma. Olabilir, olabilir. Gerek yıkayım mı seni yani, yıkayım mı? Türk hamamı gazlı bir yer. Duman olsun renkli duman. Arkadaşım, sis yapıyoruz, buhar olsun diye. Havayı veriyorsunuz, anladım. Evet. Beni ovalasın diyorum, kimse yapsın mı bana? Arkadaşım, öğrendiklerini seyirciye aktar. Konuş seyirciye aktar, konuş seyirciye aktar. Konuş seyirciye, anlat abi. Şimdi ben dur, burada... Şimdi, evet. Şimdi bu kese, bunu köpürtüyorum. Köpürtme torbası bu. Ha. Değil mi hocam, köpürtme torbası? Köpürtme torbasını köpürtüyorum, üzerine köpük salıyorum senin. Şey yani köpük veriyorum, yıkayacağım mı seni? İyice yıkansın diye böyle köpük. Sonra kestik. Arkadaşım, efendim, hiçbir şey anlatamadım. Göz gözü görmüyor, ben hiç görmüyorum sizi. Yani. Arkadaşım, hiçbir şey anlatamadınız. Öyle mi? Süper. Şimdi, deyin ki, Tella tanıdıktan sonra... Şimdi, ben, Tellak beni yıkayacak. Tellak, pozisyon aldırın, yıkamaya başlayın. 3, 2, 1, kayıt. Şimdi, Tellak... beni bir pozisyonda yıkayacak yani. Ayaktayım herhalde, değil mi? Duş pozisyonu mu bu? Ona Tellak karar verir arkadaşlar. Ona... Ya... Yıkayın mı hocam? Buyurun. Çok da hevesli bir Tellak. Yani Türk hamamının buyurun özellikle. Beyefendi, siz yıkanırken lütfen anlatın programı. Her aşamasını anlatın yaşadıklarınızı. Mutluluğunuzu anlatın, turist gelsin Türkiye'ye. Buyurun. Ben de sonra anlatacak... kitap haline getireyim mi yaşadıklarımı? Beyefendi, arkadaşım anlatacak, siz yıkayın. Buyurun. Ben yıkıyorum sadece, değil mi? Yok yok, ben bir yandan Türk hamamınınla ilgili bilgiler alıyorum, değil mi? Tamam. Yatırdım, yatırdım. Başka bir melodi beni daha rahatlatır diye düşünüyorum. Yani en azından yüreğime dokunan bir şeyler olsa da hafif atlatsın. Beyefendi, ne yapıyorsunuz? Köpürtüyorum. Beyefendi, keselemeden adamı niye köpürtüyor? Kendi hamamını tanımayan bir tellakla baş başayım. Dumanlar altında, çok gergin. Yani su yumuşatacağım önce. Ne yapacağım? Beyefendi, hocam olay nereye gidiyor?